Sufilerin ilimlerinin kaynağı. Mürşidimiz Şeyhülislam Ebu'n-Necip Abdülkadir Es-Sühreverdi, Hicri 560, Miladi 1165 senesinin Şevval ayında bize imla yoluyla, bizzat yazdırarak şunu rivayet etti. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu haber verdi. Benim ve Allahü Teala'nın beni kendisi için gönderdiği İslam'ın misali şu adamın durumuna benzer. Adam kavmine gelerek, "Ey kavmim, ben gözlerimle size saldırmak üzere yola çıkan bir ordu gördüm. Size korkunç tehlikeyi haber veriyorum. Başınızın çaresine bakın, kendinizi kurtarın," diye seslendi. Onlardan bir kısmı adama inandı ve gece hemen yola çıkarak ellerindeki zaman içinde yol aldılar ve kurtuldular. Diğer bazıları da adamı yalanlayıp hiç yerlerinden kımıldamadan kaldılar. Sabahleyin düşman ordusu bunlara saldırdı ve köklerini kazıyıp hepsini helak etti. İşte bana itaat edip getirdiklerime uyan kimsenin misali birinci kurtulanlar gibidir. Bana isyan edip hak olarak getirdiğim şeyleri yalanlayanın durumu da ikinci helak olanlar gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Allahü Teala'nın benimle gönderdiği hidayet ve ilmin misali, yeryüzüne yağan bol bir yağmura benzer. Yeryüzündeki toprağın bir kısmı, suyu içine çekerek birçok ot ve yeşillikler bitirir. Bazı topraklar vardır ki, suyu içine çekmeden göl gibi suyu tutar ve toplar. Allahü Teala ondan insanları faydalandırır. Kendileri içerler, hayvanlarını sularlar ve onu ziraatte kullanırlar. Bazı topraklar da vardır ki kaygandır. Ne suyu içine çekip yeşillik bitirir, ne de onu tutarak istifadeye hazır hale getirir. İşte Allah'ın dininde derin anlayış ve ilim sahibi olan, Allahü Teala'nın benimle gönderdiği ilimle menfaatlenen, ilmi bilen ve öğreten kimsenin misali, temiz, verimli toprak gibidir. Bu birinci gibi alim ve amil olmayıp, sadece bildiğini aktaran kimsenin misali de, suyu tutup istifadeye hazır bulunduran toprak gibidir. Allahü Teala'nın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimse ise, yağan bolca yağmurdan hiçbir menfaati olmayan kaygan toprak gibidir. Şeyhim Şeyhülislam Abdülkadir Es-Sühreverdi dedi ki, Allah-u Teala Resulü ile gönderdiği şeyleri kabul etmeye en saf kalpleri, en temiz nefisleri hazırladı. Kalplerdeki safiyet, nefislerdeki farklı özellik ve üstünlükler, ilimdeki fayda ve menfaatin farklı oluşuyla ortaya çıktı. Herkes kendi kalp ve kabiliyetine göre o ilimden istifade etti. Bazı kalpler bol ot ve yeşillik bitiren temiz toprağa benzer. İlmiyle istifade edip doğru yolda giden ve onu insanlara öğreten kimse böyledir. İlmi ona fayda vermiş ve onu her haliyle Resulullah'ın sünnetine uymaya sevk etmiştir aleyhissalatü vesselam. Bazı kalpler de suyu tutup toplayan kaplara benzer. Meşayih-i kiram ve zühd ehli, yani gönlünü dünyadan çekip Allah'a bağlanan kimse, alimlerin nefisleri temizlenmiş ve kalpleri safileşmiştir. Onlar bu halleriyle insanlara pek çok faydalar sunmaya hazır, rahmet ve nur kaynağı durumundadırlar. Mesruk radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabıyla arkadaşlık ettim. Her birini suların toplandığı menbaalar gibi ilimle dopdolu yüklü buldum. Çünkü onların kalbi, kendilerindeki temiz anlayış ve ince kavrayış sebebiyle ilimler için bir kap durumuna gelmişti. Bize Şeyh Radiyüddin Ahmet bin İsmail el-Kazvini, Abdullah bin Hasan'ın şöyle dediğini haber verdi. Anlayışlı kulaklar duyup anlasın diye. Ayet-i nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye dedi ki, ''Ya Ali, Yüce Allah'tan senin kulaklarını o duyup anlayan kulaklardan yapmasını istedim," buyurdu. Hazreti Ali demiştir ki, bundan sonra duyduğum hiçbir şeyi unutmadım.
hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua ettikten sonra unutacak da değildim. Ebu Bekir el-Vasiti demiştir ki, ayette övülen kulaklar bizzat Allahü Teala'dan onun sırlarını duyup alan kulaklardır. Yine Vasiti demiştir ki, o kulaklar aldığı ilimleri, azametini müşahede ettikleri Allahü Teala'dan başka hiçbir şey bulunmayan iç alemlerinden, yani ilmin madeninden alırlar. İnsan tabiatının dengesizliği ve kararsızlığı, marifet-i ilahiyeden cahil ve yoksun olmasından ileri gelmektedir. Sufilerin kalpleri büyük bir anlayış gücüne sahiptir. Çünkü onlar işlerini takva esasları üzerine kurdular ve gönüllerini dünyaya kaptırmadılar. Elde ettikleri takva sebebiyle nefisleri temizlendi. Ulaştıkları zühd sayesinde kalpleri safileşti. Zühd halini elde ederek dünyanın gereksiz meşguliyetlerinden kurtuldukları zaman, batınlarında manevi gözleri açıldı, kalp kulakları ilahi sırları işitti. Tefsir alimleri, hadis imamları ve İslam fakihleri, kitap ve sünnetten birçok ilim elde ettiler. Onlardan hükümler çıkarttılar. Yeni hadiseleri Kur'an ve hadisin nasları ışığında değerlendirip hükme bağladılar. Böylece Allahü Teala alimler vasıtasıyla dinini himaye etti. Tefsir alimleri tefsir şekillerini, tevil ilmini, dildeki değişik kullanış ve anlayışları, sarf ve nahvin inceliklerini, kıssaların asıllarını ve kıraat şekillerindeki ihtilafları iyice anlayıp öğrendiler. Bu konularda kitaplar yazdılar. Kur'an ilimleri bu şekilde bütün ümmet arasında yayıldı. Hadis imamları, hadislerin sahih olanıyla hasen olanını birbirinden ayırdılar. Ravileri ve hadis ricalini tanıma konusunda son derece titiz davranarak, her birinin hadisteki yerini tespite çalıştılar. Cerh ve tadil ilmini ortaya koydular. Bu sayede sahihle sakat, doğruyla yanlış meydana çıktı. Ayrıca sünnetin muhafazası için hadisler, değişik rivayetleri ve ravileriyle birlikte ezberlendi. Fakihlerse asıl kaynaklardan hükümler çıkarmak, meseleleri sınıflarına göre tasnif ve hükmünü tespit etmek, hükümlerdeki ortak illeti bulmak, hakkında açık hüküm bulunmayan yeni fer'i meseleleri, ortak illetleri sebebiyle asıl hükümlere göre halletmek ve asli kaynaktaki yerini belirlemek için kolları sıvayıp var güçleriyle çalıştılar. Ahkam ve fıkıh ilminden fıkıh usulü ve hilaf ilmi doğdu. Hilaf ilminden cedel ilmi ortaya çıktı. Fıkıh usulü bir yönüyle kelama bakıyordu. Bu sebeple kelam ilmine ihtiyaç duydu. Feraiz yani miras taksimi ilmi de fıkhın içinde bulunuyordu. Bunun için fakihe hesap, cebir, denklem ve benzeri ilimleri öğrenmesi gerekti. İşte böylece İslam şeriatı yayıldı ve kuvvetlendi. Batıl akide ve hallerden tertemiz olan din, kendi esasları üzerine kuruldu ve hayatın her alanına yayıldı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti ve sünneti, hayata iyice köklerini saldı. Ulemanın kalp toprakları, ilim ve hidayet sularını içine çekip dışarıya birçok güzellikler ve yeşillikler saçtı. Bu duruma işareten Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Allah gökten bir su indirdi de her vadi ve dere kendi miktarlarınca akıp suyla doldu. İbn Abbas radıyallahu anh demiştir ki, ayette anlatılan sudan murat ilimdir, vadilerle kastedilen de kalplerdir. Ebu Bekir el-Vasiti radıyallahu anh demiştir ki, Allahü Teala safi bir inci yarattı. Onu azametle nazar edince inci hayasından eridi, gitti ve su halinde aktı. Vasiti daha sonra Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarlarınca aktı ayetini okuyarak, işte kalplerin safiliği bu suyun o kalplere ulaşmasından hasıl olmuştur, demiştir. İbn-i Ata Guddise Surruh demiştir ki, Allah gökten su indirdi ayetiyle Allah kullarına bir misal vermiştir. Şöyle ki, bir yerde sel olduğu zaman
Selin aktığı dere ve vadilerde hiçbir pislik kalmaz. Sel suları bütün necasetleri silip süpürür. Aynen bunun gibi Allahü Teala'nın kullarına taksim ettiği nur, o kimsenin nefsinde aktığı zaman onda gaflet ve zulmet bırakmaz, temizler gider. Allah gökten su indirdiği ifadesiyle kullara taksim edilen nura, vadiler kendi miktarlarınca aktığı sözüyle de ezelde kalpler için taksim olunan nurlara işaret edilmiştir. Üste oluşan köpüğe gelince sel onu alır götürür. Ayetiyle işaret edildiği gibi kalpler de üzerindeki nefsani kir ve zulmetlerin gitmesiyle tertemiz olur, nurlanır. Ayetin devamında ifade edildiği şekilde insanlara fayda veren şeylerse yerde, yerinde kalır. Yani artık batıl olan her şey kalpten çekip gitmiş, onun yerine hak kalpte kalmıştır. Bazıları Allah gökten bir su indirdi ayeti hakkında, bu ayet Allahü Teala'nın kullarına lütfettiği bütün keramet çeşitlerini içine alır demişlerdir. Her kalp bu ilahi ikramlardan kendi payını almıştır. Tefsir, hadis ve fıkıh alimleri kalplerinde akan bu nurani sudan güçleri yettiğince istifade etmiş, takva sahibi, zühd ehli, gerçek alim kalpleri de bu rahmet suyundan kendi miktar ve nasiplerince faydalanmıştır. Yükselme ve makam arzusu, itibar elde etme kaygısı, mal biriktirme endişesi gibi dünya muhabbetiyle dolu ve kirli kalpler de kendi durumuna göre içinde bu suyu akıtmıştır. Bu haldeki kalpler, ilim adına bir takım şeyler elde edebilirler. Fakat ilmin hakikatine ve manevi lezzetine ulaşamazlar. Kim dünyaya gönlünü kaptırmazsa, onun kalp yolları açılır, genişler ve içinden ilim pınarları akar. Bu sular bir araya toplanır ve kalpte insanların istifade edeceği menbaalar oluşur. Hasan el-Basri'ye, "Fukaha böyle dedi." denince, "Sen hiç gerçek fakih gördün mü? Gerçek fakih dünyaya değer vermeyen ve ona gönlünü kaptırmayan kimsedir." demiştir. Sufiler çalışıp öğrenmeyle elde edilen zahiri ilimlerden kendilerine lazım olanı öğrenip onunla amel ettiler. Bu amel onlara manevi veraset ilmini kazandırdı. Onlar zahiri alimlerle aynı ilme sahip olmanın yanında manevi veraset yani marifetullah ilmi gibi onlardan ayrı bir ilme sahiptirler ve bu ilimle onlardan ayrılmışlardır. Veraset ilmi, dini gerçek mana ve muhtevasıyla anlamaktır. Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Müminlerin hepsi savaşa çıkmasınlar. Her bir taifeden bir grup insan dini iyice öğrenmeleri ve savaştaki müminler geri dönünce onları uyarmaları için geride kalsınlar, savaşa katılmasınlar. Görülüyor ki insanları uyandırma dini hakkıyla bilmekle mümkün olmaktadır. İnzar yani uyandırılan kimsenin kalbinin ilim suyuyla diriltilmesidir. İlimle ölü kalpleri diriltmek, dini hakkıyla bilen gerçek alimlerin sahip olduğu bir derecedir. Şu halde gerçek fakihlik, derecelerin en mükemmeli ve en yücesidir. Gerçek fakih alim, dünyaya gönlünü kaptırmayan ve ilmiyle kalpleri inzar ve ihya mertebesine ulaşan müttaki kimsedir. İlimlerin ilk kaynak ve dağılma noktası Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İlim ve hidayet Allahü Teala'dan ilk olarak ona geldi. O zahiren ve batinen bu ilimlerle doldu ve doydu. Bu ilimlerin zahiri tarafından din ortaya çıktı. Lugat manasıyla din bağlanma ve boyun eğmedir. Dini ıstılahta ise insanın Rabbi için nefsini alçaltıp hizmetine ram etmesidir. Bu manaya işaret olarak Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Allah Nuh'a vahyettiği şeyleri sizin için de din olarak koydu. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz İbrahim, Musa ve İsa'ya tavsiye ettiğimiz şey şudur. Dini güzelce yaşayıp ayakta tutun ve onda sakın ayrılığa düşmeyin. Dini amellerdeki gevşeme sebebiyle azalar üzerine bir zafiyet çöker
ve bu hal onlardan ilmin getirdiği güzel edebi giderir. Çünkü nefisteki huzur ve neşe taatten ileri geldiği gibi Hakk'a itaat içinde olmasından dolayı azalarda hasıl olan zahirdeki güzellik de kalbin ilimle dolmasından meydana gelir. Kalbin ilimle dolması denizin dışarıdan akan nehirlerle dolup taşmasına benzer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbi şerifi hidayet ve ilimle kaynayan bir denizdir. İlim ve hidayet kalp denizinden nefsine ulaştı. Nefsi saadetlerinde ilmin güzelliği ve nimetleri ortaya çıktı. Nefsin sıfatları ve huyu değişti. Sonra ilim kanalları azalara ulaştı. Mübarek azaları da ilmin bereketiyle güzelleştiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde tam bir güzellik ve mükemmelliğe ulaşınca Cenab-ı Hak kendisini beşeriyete bir rehber ve rahmet olarak gönderdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim kaynayan kalbiyle ümmetine yöneldi. Nur saçan yüzünü anlayış kanallarına çevirdi. Yöneldiği her bir kalp ve anlayış kanalından o kimsenin payı ve nasibi kadar ilim aktı. İşte ümmetin alimlerinin idrak ve zihnine ulaşan bu pay, dini hakkıyla anlamak ve yaşamak şeklinde tarif ettiğimiz fıkıhtır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmişti. Allahü Teala'ya dini hakkıyla anlamak ve yaşamaktan daha faziletli bir şeyle ibadet edilmedi. Gerçek fakih olan bir alim, şeytana karşı ilim ve şuuruna ulaşmadan ibadet eden, bin abidden daha şiddetlidir. Her şeyin bir direği vardır. Bu dinin direği, yani onu ayakta tutan da, fıkıh, yani dini asli güzelliğiyle anlayıp yaşamaktır. Şeyhimiz Şeyhülislam Ebu'n-Necib bize şu hadisi nakletti. Allahü Teala kime hayır vermek isterse onu dinde fakih bir kimse yapar. Ben bana geleni taksim edeceğim. Asıl verense Allah'tır. Bu nakilden sonra mürşidim Kuddise Sürruh dedi ki, ilim kalbe ulaşınca kalbin manevi gözü açılır, böylece hakla batılı görür ve doğru ile yanlış ona belli olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Arabiye kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Kim de zerre kadar şer işlerse kıyamette onu karşısında bulur. Mealindeki ayeti kerimeyi okuyunca Arabi bu kadarı bana yeter dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam fakih yani tam anlayış sahibi oldu buyurdular. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh demiştir ki İbadetin en faziletlisi dini hakkıyla anlamak ve yaşamaktır. Allahü Teala derin anlayışı kalbin bir sıfatı kılarak şöyle buyurmuştur. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Sufiler güzel anlayış sahibi oldukları için gerçeği bildiler. Bildikleriyle amel ettiler. Amel edince hakkı yakinen tanıdılar. Yakinen tanıyınca da tam hidayete ulaştılar. Kim Allah'ın dinini güzel anlarsa, onun teslimiyet ve yaşantısı da o nispette güzel olur. İlahi davete hemen icabet eder ve yakın nurundan nasibi daha fazla olur. İlim, Allah tarafından toplu halde kalplere inzal ve ikram edilmiştir. Marifet, bu ilimleri birbirinden ayırmak, hidayet de kalben onlara sahip olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yukarıda zikrettiğimiz, Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilmin misali, hadisiyle nübüvvet için yaratılmış kalbinin bu ilmi bulduğunu ve hidayete ulaşıp insanlara hidayetin yolunu açtığını haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hidayet ve marifetten oluşan bütün ilmi, beşeriyetin babası Adem aleyhisselamdan kendisine vücudu pakilerinde yoğrulmuş olarak intikal etmiştir. Şöyle ki, Allah-u Teala Hazreti Adem'e aleyhisselam bütün eşyanın isimlerini yani vazife ve hikmetlerini öğretmişti. İsimler eşyaların tanınması için birer alamet durumundadır. Allah onu ilimle şereflendirmiş ve bunu ifade için şöyle buyurmuştur. O Allah insana bilmediği şeyleri öğretti. Hazreti Adem'e ilim ve hikmet yüklenince
anlayış, zeka, marifet, şefkat, lütuf, muhabbet, buğz, ferahlık, gam, rıza, gavap ve akıl sahibi oldu. Bu sıfatların her birinin yerli yerince kullanılması gerekiyordu. Bunun için kalbine onu Allahü Teala'ya sevk edecek ve ona götürecek bir basiret ve ilim kondu. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine, kendisine intikal eden bu ilim ve lütfi Rabbani olarak hibe edilen hidayet nuruyla gönderilmiştir. Allahü Teala yerleri ve gökleri yaratıp onlara isteyerek yahut istemeyerek gelin, emrime teslim olun buyurduğunda onlar sana isteyerek teslim oluyoruz demişlerdir. Allahü Teala'nın hitabına yeryüzünden ilk cevap veren yer, Kabe'nin bulunduğu mekan, gökyüzünden de onun hizasındaki yer olmuştur. İbn-i Abbas radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, asıl mayası olan toprak, yeryüzünün merkezi olan Mekke toprağındadır. Alimlerden bazıları bu hususta, bu söz, yeryüzünden gelen cevabın, Muhammed Aleyhisselam Efendimizin zerresi tarafından verildiğine işaret etmektedir, demişlerdir. Yeryüzü Kabe'nin bulunduğu yerden başlayarak yayıldığı için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yaratılışın aslı olmuş ve kainat da ona tabi olarak halk edilip yayılmıştır. Bu duruma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Adem daha toprak ve su arasındayken, yani henüz yaratılmamışken, ben Nebi'ydim. Diğer bir rivayet de ruhuyla cesedi arasındakiyken sözü de işaret etmektedir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaratılışın temeli manasında ümmi denilmiştir. Nitekim Mekke'ye de şehirlerin anası manasına gelen Ümmül Kura ismi verilmiştir. Şu halde Resulullah'ın zerreleri bütün mahlukatın temeli, İlk yaratılan maddesidir. Her şahsın toprağı onun defnedileceği yerdendir. Bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defnedileceği yerin Mekke olması gerekirdi. Çünkü asıl toprağı oradandır. Fakat denilmiştir ki Nuh aleyhisselam zamanındaki tufanda su kaynayıp dalgalanınca köpüğünü dört bir yana saçtı. İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl cevheri Medine'deki türbesinin hizasına düştü. Bunun için Resulullah aleyhisselam hem Mekki hem Medeni oldu. Hasretini çektiği yer Mekke ise de türbesi Medine'dedir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda bahsettiğimiz zerrelerine Allahü Teala'nın şu ayetinde de bir işaret vardır. Ey Resulü Kibriya! Hatırla o vakti. Rabbin Adem oğullarından, sulplerinden zürriyetlerini alıp vücuda çıkardığında, onları kendilerine şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dedi. Onlar da, evet, sen bizim Rabbimizsin, dedi. Nitekim bir hadis-i şerifte, Allahü Teala Adem'in belini meshetti, yani sıvazladı ve zürriyetini küçük zerrecikler halinde ortaya çıkardı, buyurmuştur. Allah-u Teala, Hazreti Adem'in aleyhisselam tüylerinin deliklerinden zerrelerin çıkmasını istedi. Onlar da vücuttan terin çıkması gibi dışarı çıktılar. Bazı rivayetlere göre Hazreti Adem'in belinin sıvazlanmasını melekler yapmıştır. Fakat hadiste olay, işin asıl müsebbibi olan Allah'a izafe edilmiştir. Allah onu meshetti sözünün manası için, bütün yeryüzünü dolaştırdı ve her tarafını tanıttı denmiştir. Bu manevi ahitleşme Mekke ile Taif arasında Arafat'ın yan tarafında Numan Vadisi'nde olmuştur. Allahü Teala bütün ruh ve zürriyetlere hitaben ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda onlar da evet sen bizim Rabbimizsin cevabını verince Allah bu ahdi beyaz bir kağıda yazdı. Melekleri buna şahit tuttu ve onu Hacerül Esved'e yutturdu. Allahü Teala'nın sorusuna yeryüzünden ilk cevap veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zerresiydi.
İlim ve hidayet bu zerrede karışıp yoğrulmuş durumdaydı. Nihayet Efendimiz Aleyhisselam bu zerreyle intikal eden marifetle beraber, kendisine özel olarak ihsan edilen ilim ve hidayetle peygamber olarak gönderildi. Denilmiştir ki Allahü Teala Cebrail ve Mikail'i yeryüzünden bir avuç toprak almaları için gönderdiğinde yeryüzü toprak vermeye razı olmadı. Bunun üzerine Allah Azrail'i gönderdi. Azrail Aleyhisselam yeryüzünden bir avuç toprak aldı. Bu sırada İblis iki ayağıyla yere basmıştı. Yerin bir kısmı iki ayağının arasında, bir kısmı da tam ayaklarının bastığı yerdeydi. Nefis, iblisin ayağının bastığı yerden yaratıldı. Bunun için şer yuvası oldu. Yerin bir kısmına da iblisin ayağı hiç değmedi. İşte nebilerin ve velilerin mayası bu topraktandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaratıldığı toprak, Azrail'in elinde bulunduğundan, şeytanın ayakları ona hiç dokunmamış ve o Allah'ın nazargahı olmuştur. Bu sebeple ona cehalet ve zulmet bulaşmadı. Aksine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehaletten tamamen uzaklaştırılarak ilimden büyük bir pay sahibi oldu. Allahü Teala Hazreti Resulullah'ı bu ilim ve hidayetle gönderdi. İlim ve hidayet onun kalbinden diğer gönüllere, nefsi şerifinden diğer nefislere intikal etti. Yaratılış toprağı temiz olanlar, Efendimizle kolayca manevi irtibata geçebildiler ve onda olanları rahatça aldılar. Kimin toprağının, yani fıtratının, temizliğinden dolayı Allah Resulü ile manevi irtibat ve beraberliği fazla olursa, onun, Efendimizin getirdiklerini kabul etme hususundaki nasibi ve hazzı da o derece çok olur. Nitekim sufilerin kalpleri bu temiz fıtratla daha yakın münasebet ve beraberlik içinde olduklarından onun ilminden en büyük nasibi onlar almışlar ve batınları yani marifet ve maneviyete ait ilimle dolmuştur. İşte onlar öğrendikleri marifet ilmini bu şekilde öğrendiler. Sonra bildikleriyle amel ettiler ve insanlara öğrettiler. Böylece onlar hem suyu içilen hem de ziraat yapmak için kullanılan bir rahmet gölü gibi oldular. Takva nuruyla doldular. Çalışma yoluyla elde edilen ilimle, manevi veraset ilmini bir araya getirerek, sağlam bir takva ile ilimlerin bereketine ulaştılar. Nefisleri zulmetlerden temizlenince, takva cilasıyla gönül aynaları parladı. Eşyanın şekilleri bütün şekil ve mahiyetiyle orada görüldü. Böylece dünya bütün çirkinlikleriyle ortaya çıkınca ondan kaçtılar. Ahiret bütün güzellikleriyle görününce ona talip oldular. Dünyadan gönüllerini çektiklerinden iç alemlerinde ilim pınarları aktı. Çalışarak elde edilen zahir ilme, takva ve zühdleri sayesinde manen varis olunan ilimler de katılarak ilmin bütün kısımlarına sahip oldular. Bil ki bu kitapta sufilerin şerefli hali olarak zikrettiğimiz her şey mukarrabun, yani ilahi huzurda manevi yakınlığa kavuşmuş olan kimselerin halinden ibarettir. Gerçek sufi, mukarrabun sıfat ve makamındaki kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de sufi ismi yoktur. Ancak bunun yerine mukarrabun kelimesi kullanılmıştır. Bu hususu ileriki bölümlerde açıklayacağız inşallah. Bugün İslam aleminde sufi kelimesinin mukarrabun yani kurbiyet ehli veliler için kullanıldığı bilinmemekte. Bu isim daha çok şekil olarak onlara benzeyenlere ad olarak kullanılmaktadır. Nitekim Mağrib, Türkistan, Mavera-ün-Nehr gibi İslam beldelerinden nice kurbiyet ehli insan vardır ki sufi olarak isimlendirilmezler. Çünkü onlar zahiren sufiler gibi giyinmezler. Lafızlar üzerinde münakaşa yapmaya gerek yoktur. Binaenaleyh, bizim bu kitapta sufiler dediğimiz zaman bununla mukarrabun makamına çıkmış velileri kastettiğimiz bilinmelidir. Gerek tabakat kitaplarında, gerekse diğer eserlerde isimleri geçen bütün sufi meşayihi, mukarrabun sıfatındaki zatların yolunda bulunuyorlardı ve sahip oldukları ilimler de
kurbiyet ehlinin hallerine ait ilimlerdi. Ebrar, yani hayır ehli bir kimse, şevkle mukarrabun makamına ulaşmayı arzuladığı ve onlara gıptayla nazar ettiği halde, hal olarak onların sıfat ve ahlakına sahip değilse, ona mutasavvıf denir. Ancak kendisinde yukarıdaki hal tahakkuk eden kimse, sufi olur. Bu ikisinden başka zahiren onlara benzeyip de, hal olarak onlar gibi olmayana, müteşebbip, yani kendini sufilere benzeten denir. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi, her bilenin üstünde daha iyi bilen bir kimse vardır.